Sevgili... evvela dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bayi toplantısı. Bayağı çalıştık üzerine. 8 haftaya yakın süre sette kaldık. Onun öncesinde senaryo süreci var. Ön hazırlık sürecimiz var. Bayağı bir yoğun bir mesai geçirdik hep birlikte. Şimdi de seyircimize buluşmaya hazırlanıyoruz. Valla çok komik bir film yaptığımıza inanıyoruz. Seyircimizin de çok güleceğine inanıyoruz. İnşallah da öyle olur 21 Şubat'ta. Çok merak ediyoruz bakalım tepkileri. Şu anda bile bir böyle şey oldum. Terletti mi? Bir şey oldu. Bir kendime getirdi şu anda. Böyle. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mesela Onur Bey filmimiz için saçını kazıttı gördüğünüz gibi. Değil mi? Saçı var normalde. Aslında normalde saçım var biliyor musun? Var evet. Var şaşırtma. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Peki, ama çok badireler atlattı. Peki zor değil mi? Mesela kız arkadaşım var. Söyleyebiliyor musun? Vardı, basının karşısında. Vardı diyor. Yani bir süre dayandı da. Şey baktım oldu mu? Dayanabiliyor dedim seninle evlenmek istiyorum. Ha evlenme. Hemen. İşte, bak saç nelere vesile oluyor. Evet Büşra'cığım. Sen evet, düşünüyorsun. Vallahi bu kadar erkek. Bu kadar erkek aynen. İçinde. Kasta biraz böyle adını duyunca böyle arkadaşların işte Doğu, Safa, Onur, İbo. Ben de kişisel gelişim uzmanını oynuyorum. Evet. Dedim arkadaşlar neden? Yani zor çünkü bu zamana kadar bu kadar arkadaşlar kişisel olarak. Zor. Bizi de kişisel olarak geliştirdi. Üzüldü biraz. Yıllarca bıyıklı bir karakter oynadın. Şimdi bunu mu beğenmiyorsun? Biz yıllarca seni o halinde sevdik, beğendik. Allah Allah. O kadar biz seni sevdik, beğendik o halinde. Ama Doğu aralarında biraz sıyrılıyor şimdi. Bunu konuşalım. Evet. Teşekkürler. Sıyrılıyor. Zaten özellikle trikosuyla sıyrılıyor şu an. Benim arkam. Şu an sıyrılmış durumda. Evet. Evet Doğu Bey, siz neler düşünüyorsunuz giriş ama olarak? Güzel oldu, güzel eğlendik. İbo'yla tanışmamıza vesile oldu diyeceğim. Tabii ki yalan. Değil mi? Olmadı ama kaynaşmamıza diye. Aynen. Kaynaşmamıza doğru, vesile bravo, oldu. Evet. Bravo. Kaynaşmamız, kaynaştık. Evet, kaynaşmamıza vesile oldu. Sefa sen ne düşünüyorsun? Güzel ben, oldu mu? Çok güzel oldu. Ben bir kere hiçbir şeyimden feragat etmedim, onu söylemek isterim. Ekstra kilo aldım. Evet. Daha da çok terliyorum. Terleri gene var. Bu benim için terledi uzun süre. Evet, yani benim için şimdi yeni daha sinema sektörüne girdiğim için benim için hani abilerimle aynı işte bulunmak çok güzeldi, çok gurur vericiydi yani. Ezberlenmiş, ablalarımla. Bir cümleye benziyor. Çalışmış bir cümleye benziyor. Valla şu an geldi aklıma, yemin ederim. Öyle mi diyorsun? Gerçekten şu an geldi. Teşekkür ederim. Ya şu an bulunduğum psikolojiyi anlatmak istedim. Hani hep beraber sana. Bir şey demeye seni televizyonda izliyorum falan oluyorum böyle hep. Şahane. Biz de seni izliyoruz. Ben de çok bana da teşekkür ediyorum. Sen sonra konuşun. Bana. Evet, başka konu var sonra. Yani böyle, uyumsuz bir ekibiz. Gerçekten dediğim gibi biz çok mutluyuz yani filmden dolayı. Çok da komik olduğunu düşünüyoruz. Seyircimizin de komik bulacağına yürekten inanıyoruz. Onlara çok güzel bir 2 saat geçirtmeyi vaat ediyoruz. 2 saat mi Final Cut? Yani 110 dakika daha 2 saatten az. 2 saatten az ama çok eğlenecekler diye hani düşünüyoruz inşallah. Jenevi, finali falan. Tabii girdin mısırını aldın ama ona da 10 dakika eklersen. Son 10 dakika gözünü sildin gülmekten. Yani ben ekonomik değerli bir dakikaya bakarım. Hani verdiğim parayla daha çok uzun aynen. Film izlemek isterim yani. Değil mi? Uzun izlemek aynen. isterim. Ama iyi 110 dakika iyi bence. 110 yeter bana tabii. Yeter. 110 bana güldün yeter. Tamam. Süper. Sonuna bir iki şey koysaydın. Filmden sahneler şu bu. Ya gerekirse sinema birkaç şakada insanlara bizzat kendimiz yaparız. Yapılabilir. Sizin sorularınız var ise cevaplandıralım. Yok ise... Teşekkür ediyoruz. Yok. Başka... yok. Var. Çok var. Ya çok anımız var. Çok... şimdi hani böyle hep sorulunca... İlginç bir şey benim başıma gelen en ilginç şey saçlarımın kazınmasıydı. Evet. Yani sonuçta tam da başına ama gelmişti. Ama o kadar ilginç sürpriz bir şey değil. Bana söylediler sana değil mi? Bana kazınmasın. Sürprizdi ya. Zor bir sahne o. O an beynine kan gittiği için evet. Çok bir şey psikoloji mi olmuyor? Orada kalkıyor yatak, onu orada bekliyor. Onu 25 kere yapıyor bir de. Normalde o kadar hızlı değil o. Bir de Bedran sağ olsun çok çekmeyi seven bir yönetmen. Ama titiz bir yönetmen. Seviyorum. Bedran'ı çok sevdim bu arada. Bedran hocamı. Gerçekten çok iyi bir insan. Onunla yemek yenir, muhabbet edilir. Her şey yapılır ama film çekilmez. Yok öyle deme. Yönetmenlik konusunda. Yönetmenime haksızlık ettirmiş. Yönetmenime haksızlık ettirmiş. Oyuncu olarak değerlendiriyorum. Yani. Bedran çok titiz çalışıyor.
No, o yüzden bir 25 kere falan kapattı açtı yani, Doğu'yu. Açtı, çok kapattı açtı. Yani, yani ben yokmuşum gibi kafasına yani. Göre. Ben orada bağlıyken testlerini de yaptı. O yatak tam kapanmıyormuş. Beni bir çözün arkadaş. Bunu yaparken beni çöz. Sen anasını satın. Ama hoşumuza gitti. Baktık Doğu'da sesi de çıkmıyor. Yaptım. Ya ben artık bayıldım ki orada. Bir zamandan sonra uyuyordum ben orada. Bir zaman sonra. Beni yatağa sabitlediler belimden, ayağımdan falan. Rahat mısın dediler. Ben de kapasite olmamak için rahatım dedim ama 30 kere de beni indirip kaldırma rahatım. O kadar da rahat değilim yani. O da uyumam yani o şekilde. Doğu'yu böyle bir nevi böyle bir çalkaladık yani. Bir güzel çalkaladık ve... Efendim? Asansör sahnesi bu setin zor sahnelerinden biri. 77 erkek. 77 artı 3. 77 artı 3. Gerçekten o birbirimize değmeden durmaya çalıştığımız böyle Allah'ım falan. Zor bir sahneydi. Ama çok keyifliydi. Abiler de çok tatlılardı. Sağ olsun. Bir tuzlu fıstık sahnesinde çok güldük. Hani artık Bedran'ın tamam artık gülmezseniz çekelim dediği sahne oydu yani. Evet, tuzlu fıstık orada. Yemeği ama yani o kadar çok yedik ki benim tansiyonum çıktı mesela. Orada evet. Çünkü tek yiyoruz, sürekli yiyoruz. Gerçekten o gün kötü oldum ben mesela. Gerçekçi olsun diye de o kadar da yememek lazım belki filmlerde. Hani... Bence bu filmde gerçeklik olsun diye sanki açlıktan yemişiz gibi geliyor bana yani. Fıstığı. Evet, o kadar fazla da değil ya. Fazla yemeğimizi da... de veriyorlardı şimdi. Onun da şey yapma da. 5. İnşallah. İnşallah. Gişe tahminim. Ya güzel gişe olmasını tabii ki temenni ediyoruz. Hani dediğim gibi filmimize inanıyoruz, güveniyoruz. Evet, çok güzel. İnşallah seyirci de severse hep beraber bu olaylar gelişir diye düşünüyorum. Ya şöyle oldu, benim babam beyaz eşyacı. Zaten bayi toplantısına çok sık gidiyor şimdi. Burada babam herkes için de gömmeyeyim de. Yani orada çok o dünyayla, o beyaz eşyacılar falan filan dünyasıyla çok aşırı neşir olduğum için hani bir sürü de hikaye duydum. Baban çok duymuş, sana anlatmış. Çünkü ben bu filmi, aslında bu filmi bayi toplantısı deyince aklımızda bir şey canlanıyor. Aslında film aslında onun üzerindir. Aslında film bir suç komedisi üzerine. Hani tabii ki de bayi toplantısından doneler ve eğlenceli anlar görecekler ama hani böyle yani kadın erkek herkesin izleyebileceği bir suç komedisi aslında, bir soygun hikayesi. Bayi toplantısı filmi. Çünkü şöyle oldu, ben bayi toplantısı fikrini ilk yapmak istediğimde hemen gittim ve babamın arkadaşlarıyla böyle bir konuşmak istedim. Neler yaşıyorsunuz? 10. dakikada hepsine konuşmayı kestim çünkü gerçekten hepsinden soğudum. O yüzden yani çevremden, çocukluğumdan soğudum. O yüzden dedim ki ben bayi toplantısı filmini böyle yapmamam lazım. Bir suç komedisi, bir başka bir şeye dönüştürmek lazım. Ve dolayısıyla da 3 bayinin garip bir hikayenin içine düşmesine odaklanıyoruz aslında hikayede. Oradan aklıma geldi. Ya aslında şöyle oldu, ben yazarken daha 10. sayfa falandı, ilk karakterler ve ilk sahneler yazıldıktan sonra aslında ilk önce Doğu'yu aradım. Dedim ki ya bir karakter var ve biz Doğu'yla Yol Arkadaşım 2'de de çalışmayı çok istedik, hani son anda bir aksilik oldu, olmadı. Zaten çok istiyordum çalışmayı, yani Doğu'nu çok beğeniyorum, hem çok iyi bir komedyen hem çok iyi bir oyuncu. Ben seni beğenmem. Yes, benim seni beğendiğim kadar olamaz. Yok, ben seni daha çok beğeniyor bile olabilirim. Gerçekten. Hayır, aşırı, yani. Aşırı beğeniyorum. Ben sana hayranım. hayır. Benim ailecek. Benim... Asıl ben biliyorum, asıl ben Büşra'yı çok beğenirim mesela. Ben Büşra'dan ziyade Onur abiye bir de... Safa peki? Safa'nın Yılmaz Erdoğan hali mi, normal hali mi? Normal hali. Safa benim çünkü ikiye ayrılıyor. Yılmaz Erdoğan hali daha çok bitiyor benim. Gerçekten ilk önce Doğu'yu aradım. Önce Doğu'yu böyle bir akşam yemeğine çıkardım. Ona niyetimi söyledim ki... Niyeti ciddi. Niyetim ciddi. Dedim ya, rolü anlattım. Onun da içine sindi. Dedi yo, beni yani... mahcup etti önce, bilerek çok pahalı bir yere götürdü. Yol Arkadaşım 2'de de aynısını yapmıştı. Üst üste öyle olunca ben o kadar pahalı yemek yedikten sonra evet demek zorunda kaldım. Evet. Yani artık dönemeyeceğim bir noktaya gelmiştim yani. Çünkü şey de oldu yani, evet. Bir tık mahcup ettim. Yok, bir kere de ben ödeyeyim diye bir şey yaptım da sonra hesabı görünce geri verdim. Şey dedi, bu sefer ben ödeyeceğim dedi. Bak dedi ki abi sen öde bu sefer dedi. Direkt yani niyetini de belli etti. Çünkü ben o makarnanın yanında yazan şeyi hani gramaj zannetmiştim. O fiyat olunca tadım kaçtı yani, makarna çünkü. Evde yapılabilen bir şey, o parayı evet, vermem yani. Verilmez. Verilmez. Üstündeki sosu falan olmuyor. Ama ete götürünce... Ama ben de seni etkilemek için öyle bir şey ama yaptım. Ama ete götürünce ben vermedim. Biz yemek verdi. Hakkı verildiği zaman verildi. Evet, verildi. Evet, yani. Bizimki çok kolay oldu ya. Hiç yemeden, şöyle oldu. İçmeden. Oynar mısın, oynar. Evet, o doğru. Doğru. Doğu'da öyle bir ama durum oldu. Ama önden bir iki kere bir reddetmen lazım. Yol arkadaşımda falan. Evet, bir şey oldu. Ben yapamam ama abi benim vaktim yok. Bunları yaptıktan sonra üçüncüde artık... Bir nazlandı. Yemek... Sonra işte işin içine Onur girdi. Onur'la da böyle bir... Zaten bir tesadüfen hatta yazarken karşılaşmıştım.
konudan bahsettim. Böyle bir güzel bir muhabbet olmuş aramızda. Sonra hikayeye böyle girince sonra dedim ki ya Onur olur mu falan filan. Ama yaşı da böyle bir tık gençte kalıyordu aslında rol için. Sonra sağ olsun o da hakikaten 10-12 kilo aldı. Saçını falan kazıttı. Ondan sonra yani... Ha bir şey söyleyeceğim yani o hali bu halinden daha mı iyiydi der. Ya bir şey değişmedi. Sokaktaki tepkiler aynıydı. Yani kadınların hani ilk önce bana şey dedi. Ya yani kadın hayranlarımı üzmek istemem dedi. Bir güldük 10 dakika. Sonra oturup düşündüm öyle bir şey yok. Niye? Dedi yapabilirim dedim. Hani 3 kişi içinde değmez. Annem, kız arkadaşım. Onların da üçünü de ikna ettik ve Onur o değişim yaşadı. Büşra da aynı şekilde, Büşra'yı da böyle çok buluştuk, konuştuk. Zaten uzun zamandır Büşra'yla bir şey yapmak istiyorduk bir yerde falan. Artık bir yerden böyle çünkü çok uzun zaman önce beraber bir şeyler yapabildik evet. Şey, mutfakta. Ondan sonra bir o başka işler yaptı, ben başka işler yaptım. Büşra da sağ olsun işin içine giren çok enteresan bir kişisel gelişim uzmanını oynuyor. Aramızda polis mi? Aramızda sivil var galiba. Alın Büşra'yı falan diye böyle. So, 12 kilo aldın mı gerçekten? Kaçtın oğlum baksana. Aa pardon. Yedim. Gel kanka yaklaş. Ya o iş ona kalsın o kolay. Cips mips bir şekilde o tabii ki kilo almıyor. Çok da yiyebilen biri değil hakikaten ama. Çok yemeği çok sevmiyorum. Yani onu kolay hallediyorum. Deyip şuradan kraker yiyeyim. Erkek komedyen bulmak kolay da yani bayan çok zordur ama ona da... Bu soru sen de geliyor. Kişisel gelişim uzmanı Müşra'ya. Evet. Yani komik sahneleri de var mı yoksa? Tabii ki de var. Yani zaten hani hakikaten böyle bir hani kadın komedyen çok daha kıymetli şu anda. Hani daha nadir rastlıyoruz maalesef. Ama Büşra zaten Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularından biri, en iyi komedyenlerinden biri. O açıdan da hani biz çok şanslıyız. Hani böyle bir rolü Büşra'nın oynuyor olması bizim için çok güzel. Bir de çok da tuhaf bir karakter çıkardı. Özellikle Doğu'yla da tuhaf bir aşk hikayeleri var filmin içinde. Evet, daha önce hiç böyle bir aşk hikayesi görmediniz gerçekten. Evet. Ben de kişisel gelişim uzmanını oynuyorum ama böyle birazcık şey Metin Hara'ya özenen. Evet, işte evet. Bu yeni dönem işte kişisel gelişimcilere özenen, onları böyle taklit etmeye çalışan sertifikalı bir kız, amatör bir kız aslında. Böyle çok tatlı, naif bir tarafı var işte sevgili Doğu Demirkol'la. Beraber de böyle güzel romantik bir hikaye doğru gider. Elin babın oynamaz mı? Tatlı bir şey. Evet. Hikayemizin kötü karakteri de Safa Bey. Evet. Safa Bey, filmimizin... Yılmaz abi gibi anlatsana. Yok, taklit yok. Filmde... Gerçekten çok eğlendik falan. Eğlendik değil mi çocuklar? Çok eğlendik değil mi? İbrahim. Tabii. İbo. Hemen bir düğmeler kapanıyor. Güzeldi ya. Ben çok eğlendim yani. Kendi adıma söyleyeyim. Orada bulunmak bile benim için çok güzeldi. Çok gurur verici bir şeydi yani. Biraz karaktere girerken Sefa endişelendik şeydi provalarda. Çünkü nasıl bir şey yapsa... Ulan bu Kerimcan Durmaz mı? Hep bir taklit. Tabii o kadar çok hani... Böyle de hakikaten o tını yakalamak da inanılmaz. Her birine başka birine benziyor. Gerçekten öyle. Kral. Biraz da aksiyona dönmüş. Normalde böyle bir şey beklemiyorum. Yani sizin için de ilk kez değil mi böyle aksiyon sahneleri? Ya bizim ya. Aslında Bilmiyorum komedi aksiyon hep böyle filmimizde var ya. Hani yol arkadaşım bir de dediği gibi araçtan araca alınma vardı. Yol arkadaşım iki ama bunda hem prodüksiyon anlamında da hani bu yapımcımız BKM ve prodüksiyonumuz da gerçekten bu sefer evet. Diğer 3 filmimize göre, benim 3 filme göre de çok daha büyük bir prodüksiyon olacak. Yani gerçekten her sahnede acayip şeyler izleyecekler. Görsel bir şölen diyebiliriz. Gerçekten. O yüzden de yani biraz aksiyon konusunda diğer filmlere nazaran daha büyük aksiyonlar da yaptık filmin içerisinde. Dublör olmadığını demin söyledi zaten. 30 kere yatak kapandığına göre zaten dublörün olmadığı belli. Bu adam... Bakın şu an konuşamayacak hale geldi bu olaydan. Tam aşamadık artık. yani hala gece yatağa yattığımda kapanacak gibi. Ya çok sakatlık çıktı. Mesela bir
cama vurup geri dönme sahnesi var. He. Hatta böyle fragmanda ufacık bir kısmı da var onun. Orada dublörü kullanalım dediler evet. De ben kendim çarpmak istedim. Evet, dizinin cama. Üstüne düştü mesela. Dizi gerçekten bir diz kadar daha şişti. Yani bu bayağı kötü oldu. 3-5 gün bayağı sette aralarda buz tuttuk falan. Yok, 5 dakika sonra bir sonraki take'i aldı Bedir. O ayrı. Bunu konuşalım, öyle bir şey yok. O ayrı. Davul kadar dizimde, hadi bir kere daha atlayamazsın. Bir kere daha atla, sonra gönderelim seni. Evet, bunlar olur. Sinema filminde bunlar olur. Güzel, güzel. Bayağıdır konuşuyoruz ama çok uzun sürmedi montajı şeyi. Özellikle beklediğiniz yıllarda. Evet, ya biraz böyle hani tarih olarak da o tarih bizi çok iyi geldi. 21 Şubat. Biraz da tabii uzun da çektik. Biraz montajı, ya biz hem iki yol arkadaşım filminde de çok kısa zamanda montaj yapmak zorunda kaldık. Çünkü Ekim ayında girecektik. Çektiğimiz tarih çok yakındı ve hızlıca yapmak zorunda kaldık. Bunda da biraz geniş olunca bir tık daha böyle rahat rahat yapmak istedik. Hani çünkü biraz filmden uzaklaşmak istedik. Sonra filme bir daha işte montajına girdik falan. Bu sefer süreç bir tık daha aslında sağlıklı ilerledi. Normalde aslında biraz montajın bir iki ay olması lazım. Hani ortaya böyle iyi bir tempolu bir şey çıkabilmesi için. O yüzden de bunda o avantajı kullandık diyebilirim. Ekip olarak birbirini sevdiniz, devamı gelir mi? Yok, sevmedik. Devamı da gel. Yok ya, devamı tabii ki de film, hani bu seyircinin isteğiyle olacak bir şey. Biz tabii ki de güzel bir hikaye de güzel olursa tabii, güzel bir hikaye de gelirse aklımıza. Güzel bir şey, yani devamını yapmak isteriz ama tabii bu filmin hani seyircideki yaratıcı heyecanla, coşkuyla alakalı. Biz tabii ki de isteriz. Bilmiyorum yani, ben isterim en azından. Ben başlarım, siz gelirseniz yani, devam ederiz. Ben bakar çıkarım. Tamam, olur. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.